Efendim herkese selamlar. 2022 model A serisinden Galaxy A33 5G modelinin incelemesiyle karşınızdayım. Dilerseniz hemen tasarımla başlayalım. Zira tasarım kısmını zaten hızlıca geçeceğim. Çünkü bizim birkaç senedir hem A serisinde hem de Samsung'un bazı M serisi modellerinde gördüğümüze benzer arka tarafında böyle düz plastiğe göre biraz daha güzel görünen, elde de daha yumuşak bir hissiyat veren arka bölümümüz var. Yan çerçevelerimiz de yine benzer olarak plastik malzemeden üretilmiş. Bu modelde yani yeni A serisinin 33 modelinde ne yazık ki ön tarafta damla çentik kullanmışlar. Buna hani ne yazık ki diyorum çünkü kişisel olarak benim hani görsel olarak çok hoşuma gitmiyor ama tabii ki bu çok çok küçük bir eksi önemli bir konu değil. Tasarım noktasında stereo hoparlör var hemen ön kameranın üst bölümündeki AIZE bölümünde ve alt bölümde USB tip C'nin yanında Toplamda çift hoparlörümüz var. Stereo hoparlör olması güzel ama ses şiddetini birazcık kısık buldum. Böyle işte havalar şimdi güzelleşti, çardakta falan hani şey yaparız ya telefonu açarız oradan müzik dinleriz. Biraz yetersiz geliyor bence ses şiddeti ama stereo olması ve kalite anlamında, ses kalitesi anlamında güzel. Parmak izi sensörü telefonumuzun ekranının hemen altında. Kararlı bir şekilde çalışıyor ama Hız konusunda birazcık yavaş, bunun da sebebini işlemci tarafında ayrıca parantez açarak anlatmak istiyorum. Onun dışında 3.5 metrelik mm kulaklık girişimiz bu akıllı telefonda yok. Ya kablosuz kulaklık kullanacaksınız ya da bir dönüştürücüyle vesaire kullanmanız gerekiyor. Telefonda IP67 suya ve toza dayanıklılık var. Artık biliyorsunuz A serisinde de artık suya ve toza dayanıklılık belli bir seviyeden sonra neredeyse standart haline geldi. Bu modelde de yer vermişler. Onun dışında tabii ki günümüzün büyük akıllı telefonlarından bir tanesi A33. 6 inçin biraz üzerinde 6.4 inçlik bir ekranı var. Hazır ekran demişken tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi Samsung'un kendi üretmiş olduğu Super AMOLED panelle birlikte geliyor. Üst seviye A modellerinden yüksek tazeleme hızı olarak burada 90 Hz'lik bir yüksek tazeleme hızı var. Biliyorsunuz Samsung'un daha üst düzeydeki pek çok akıllı telefonunda 120 Hz'e kadar bir yüksek tazeleme var. Burada birazcık kırpılmış 90 Hz olarak gelmiş. Ekran 1080p Full HD çözünürlük kullanıyor ve hani gerek zaten Samsung'un panel kaliteleri malum. gayet iyi üretim oluyor. gerek en son seviyede parlaklıkta güneşin altında çok rahat görebiliyorsunuz. Gerek zaten en hani super amoled'in her zaman açık ekran gibi farklı avantajları olması dolayısıyla ekran konusunda benim eleştirebileceğim herhangi bir eksi nokta yok. Tek benim hoşuma gitmeyen dediğim gibi burada damla çentik olması. Ben tam böyle ekranın biraz altında nokta çentik olan e, ön kamera tasarımlarını daha çok beğeniyorum. Ama ekran konusunda dediğim gibi onun dışında benim gördüğüm bir eksi yok. Şu parantezi de açayım cihazın ön tarafında Corning Gorilla Glass 5 ile beraber bir çizilmelere ve darbelere karşı korunan ekranımız var. Şimdi bence bu telefonun en önemli ek birinci eksiği biliyorsunuz Samsung kendi işlemcileri olan Exynos'ları üretmeye devam ediyor ve her modelde olmasa bile bazı modellerinde kullanmaya devam ediyor. Bu modelde benim ilk kez deneyimleme imkanı bulduğum 5 nanometre üretim süreciyle aslında çok güncel bir işlemci olan Exynos 1280 var. Bu serinin tepe modelinde A73 modelinde bildiğiniz gibi Snapdragon'un 778 5G işlemcisi vardı ve ben özellikle serinin daha uygun fiyatlı ve Exynos model kullanan akıllı telefonu incelemek istemiştim ki hani Samsung'un son yıllarda biraz Exynos tarafında biliyorsunuz işler çok istediği gibi gitmedi. Acaba bu modelde o problemi çözebilmişler mi diye kısa cevap veriyorum. Hayır, çözememişler. Ben şimdi biliyorsunuz bir Snapdragon 778 5G sevdalısıyım. Yine Samsung'un M52 5G modelinde özellikle bu işlemciyi kullandığı için şiddetle tavsiye ediyorum. A33 5G'yi normal hattımı kullanarak kullandım ve görmek istediğim şey aslında 778 5G'deki telefon akıcılığının o performansın yakalanmış olmasıydı. Ne yazık ki baya baya orta düzey bir akıllı telefon kullandığınızı hissediyorsunuz. Bunu 778 5G kullanan bir başka telefonla karşılaştırmalı olarak yakın detaylarda size göstermeye çalışacağım. M52 kullanırken ya da mesela işte Realme'nin yine 778 kullanan Explorer Edition'ı var bende. GT Master Edition'ı pardon. Onu kullanırken ki uygulamalardaki akıcılık, arayüzdeki akıcılık, ne bileyim bir uygulama açtığınızda ya da telefonun ayarlar bölümüne girdiğinizdeki hız ne yazık ki bu akıllı telefondaki Exynos 1280 işlemcisinde yok. 1280'in şu ana kadar gördüğüm bir başka eksiği de pil tarafında karşımıza çıkacak. Bu ileride güncellemelerle falan ne kadar iyileştirilir bilmiyorum ama hani birazdan pil konusunda onu da ayrıca belirtirim. Kötü bir işlemci değil. Tabii ki hani orta düzeyin birazcık üzerinde yer alan özellikleriyle bir işlemci. Ama bence hani olması gereken bu telefonda Snapdragon 778 5G olsaydı fiyat performans anlamında çok çok iyi bir yere gelecekti. Ne yazık ki bu işlemci telefonun bence 6000 liraya yakın fiyat bandını düşündüğümüzde bu sonuçlarıyla eksi bir noktası olarak kaldı. RAM ve depolama olarak globalde bir sürü modeli var ama Türkiye'de gördüğüm kadarıyla sadece 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla satılıyor. Onu da belirteyim. Şimdi telefonun en iyi olduğu taraflardan biriyle devam edelim. O da kamera. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde, optik imaj sabitleyici desteği var ve F1.8 diyafram değerine sahip. Onun dışında alıştığımız gibi geniş açı, makro ve derinlik sensörü olmak üzere yardımcı kameralarımız eşlik ediyor. Telefonla her zaman olduğu gibi bol bol fotoğraf ve video çektim. Cihazın hem gündüz fotoğraf performansı hem de gece performansı zaten bizim son dönemde belli bir seviyenin üzerindeki Samsung telefonlardan gördüğümüz üzere gayet güzel. Düşük ışıkta herhangi bir grenlenme olmuyor. Gece moduyla beraber çok düzgün fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Benim bu telefonun kamerasında ayrıca beğendiğim optik iman sabitleyici iyi çalışıyor. Herhangi bir Monopod, herhangi bir gimbal kullanmadan baya şöyle elimde yürüdüğüm videoda optik sabitleyici güzel sonuçlar veriyor. 4K olarak da tabii ki video kaydedebiliyorsunuz. 1080p olarak da kaydedebiliyorsunuz. Hem fotoğraf hem video tarafında bu telefonun kamerasını baya baya beğendim. Yardımcı kameralar tabii ki ana kamerayla kıyasladığınız zaman zayıf kalıyor ama ben her zaman arka kameradaki ana kameranın sonuçlarını baz alıyorum. En çok onu kullandığımız için yardımcı kameralar biraz daha böyle amiral gemisi telefonlarda fark yaratacak sensörlere sahip oluyorlar. Onu da belirteyim. Bağlantı desteğinden de söz edeyim. Wi-Fi 6 var, NFC var, Bluetooth 5.1 var. Niye 5.2 kullanmamışlar bilmiyorum ama çok önemli değil. İhtiyaç duyduğumuz güncel bağlantılar telefonun içerisinde yer alıyor. Gelelim. Bence bu telefonun en önemli ikinci eksi tarafına o da pil. Şimdi bu telefonda 5000 mAh'lik bir pil var. 3 ve 4 gün telefonu kendi hattım takılı başka hiçbir telefon kullanmadan gündelik veri alabilmek için 4 gün boyunca kullandım. Ve bu 4 günlük sürenin sonunda ekran görüntülerini aldım. Şimdi geçen hafta kullanmıştım telefonu o yüzden tekrardan açıyorum. Şimdi ilk gün 18 saat 30 dakika boyunca telefon açık kalmış son şarjından itibaren ama pil %11 iken aldığım ekran süresi 3 saat 43 dakika. Yani bu %10'unu da dahil ederseniz 4 saatin biraz üzerine ancak çıkabiliyor telefon. Hemen diğer güne geçiyorum. Çok az telefonu kullanmıştım bugün hatırlıyorum. Çok telefonla işim olmamıştı, bakmamıştım. Başka şeylerle uğraşmıştım. Neredeyse 21 saat son şarjdan itibaren telefon açık kalmış. Ama pil %22 iken ekran sürem 2 saat 38 dakika. Yani yine %20 pili bitirsem bile 4 saati göremeyecekti büyük ihtimalle. 3 saatlerde kalacaktı. Bir başka gün yine telefonu az kullandığım bir gün. %7 pilim kalmış. Telefon son şarjdan neredeyse tam bir gün boyunca açık kalmış. Ama ekran sürem 3 saat 7 dakika. Bu bana şunu anlatıyor. Şimdi telefonun pili... İşte 4000 mAh olsa ya da o civarlarda olsa derim ki hani nispeten yeni nesil bir işlemci olduğu için bu kadar tüketmesi normal ama 5000 lira, kedi sesleri geliyor olabilir bu arada bizim Kalki konuşuyor. 5000 mAh'lik bir pilde hani 4 saati ancak zorlayabilen bir ekran süresi çok hoş değil. Bu da tahmin ediyorum ki yine e, yeni Exynos'ların beklediğimiz kadar başarılı olamamasından dolayı. Telefonu biraz kullandıktan sonra hep söylüyorum birazcık daha oturacaktır. Hani en azından belki 5 saatleri çıkar ama şu haliyle yeterli mi? Çok yeterli değil. Artı olarak 25 watt'lık bir şarj desteği var ve bu şarj desteği kutudan adaptör çıkmadığı için sizin ayrıca para vererek satın almak almanız gereken bir konu. Ben geçen ben olsam ne alırdım videosunda da söylemiştim. Artık en azından 33 watt olmayan, hızlı şarj e, olmayan telefonları 33 watt demeyeceğim diye Samsung'un da özellikle Çinli rakiplerine göre e, bir 40 wattları 50 wattları görmesi lazım. Çünkü Realme'ye bakıyorum 50-60 wattlara çıktılar. Xiaomi'nin orta düzey modelleri 67 wattla geliyor. Yani hemen hemen bütün Huawei zaten hani 50 wattları falan çok önceden başlamıştı. Samsung'un kendini geliştirmesi gereken konulardan biri. Sonuç olarak şimdi A33'ün tasarımsal olarak avantajları var. Suya dayanıklılık, stereo operör, Ekranı bence gayet güzel. Hani 120 Hz olsaydı daha iyi olurdu. Kamera performansı gerçekten iyi ama 6000 liraya yakın fiyatıyla performansı 1000 lira daha ucuz M52'den mesela daha geride. O hoş değil. İkinci olarak pil yine bu telefonda beklediğimin altında. Fiyat olarak biraz daha M52'nin olduğu yere gelirse yani 5000 lira düşerse alınabilecek bir akıllı telefon ama Yine sadece Samsung'dan gidiyorum. Biraz yukarıda A52s 5G varken, biraz aşağıda M52 5G varken performans ve pil anlamında rekabetçiliğini sorguladığım bir telefon. Onu da tekrardan belirteyim. Her zaman olduğu gibi fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.